Şimdi borsada sevgili beyim problemimiz ne? Çok fiyatlandık. Ama hemen şimdi beni izleyen birçok kardeşim biz seninle aylardır yine yapıyoruz ve sen hep notlar alırsın. Uyarıcı da olduk. Her sektör evet. değil. Her şirket değil. Hatırlarsın. Ve bankacılık sektörüne dikkat çekmiştik. Hatırlar mısın? O zaman bankacılık sektör hatta geride kalmıştı. Endeksin de gerisinde kalmıştı. Sınayi endeksinin de gerisinde kalmıştı. Çünkü yabancı gelecekse önce FK'sına bakar tamam ama likit tahtalar nerede? Likit sektör neresi? Bankacılık endeksi. Orada hikaye de var. Tamam biz son hafta neyi konuştuk? Yapı kredi hikayesini konuştuk. Pozitif tarafıyla da eksi tarafıyla da. Ama biz çok öncesinden bankaların yabancı teveccühünde olduğunu raporlarla beyan ettiğini söyledik. Holdingi söyledik hatırlarsın. Ulaştırmayı söyledik. Ulaştırmayı söyledik. Bravo. Yani teşekkür ederim. İşte senin bu not almaların evet. da benim için çok kıymetli. Dolayısıyla biz endeksin belli sektörlerle ve belli şirketlerle gidebilme potansiyeli yabancıya bağlıyorsak ki bağlamak zorunda çünkü yerli yatırımcı gereğini yaptı şu ana kadar. Bayağı Tabii. bir alan kazandırdı. Bundan sonra da yapacakları ama yabancı yatırımcının teveccühü ve desteği de Borsa İstanbul üzerinde olumlu yönde etki edecektir. Şimdi bir miktar kar satışı olacaktır arada. Bunlar doğaldır. Genele yayılma bundan sonra başlayacak. Onun için bugün bir tane endeks daha getirdim. Daha önce bir kere seninle konuştuk. Potansiyel var dediğimizden beri bir hareket içinde. Evet. Ana metal. Haftaya belki başka sektörlerde konuşuruz aynen öyle. İlave olarak. Bundan sonra daha fazla sektörü irdeleyeceğiz seninle. Bir sektörümüz daha var onu birazdan konuşuruz. Özetle an itibariyle benim gördüğüm bir likitte problemi var. Ve likitte problemi kar satışlarının karşılanma gücünü zorluyor. Genele yayılmak için iki tane şartımız var. Şimdi o şartları gel grafiklerle anlatalım sevgili Beyhan. Bu düzeltme nereye kadar sürebilir? Nerede rahatlarızı anlatalım. Bakar mısın? %161.8. Tüm grafiklerde olan Borsa İstanbul'da da oldu. Ne diyor %161.8 bana? 11.195'ler. 11.080'lere 90'lara geldi endeks oralardan başladı düzeltmeye. Şimdi çok kritik bir yerdeyiz. 8 günlük henüz 21 günlüğü kırmadı. 8 ve 21 günlükte fiyat etkileşimi çok kıymetlidir çünkü. Çünkü bak aşağıda bizi bekleyen 34, 50, 89, 120 ve 200 günlük ortalamalar var kademeli bir şekilde. Buraların zaten kırılmadığı bir Borsa İstanbul uzun vadede yönünü hep yukarı çevirir. Her alım düşüşte alım fırsatı olarak etiketlenir ama zaman kaybı anlamına gelir. Bir buradan dönmek var, bir de buralardan dönmek var. Aradaki zaman ve maliyet farkı problem olmaması için endeksin gücünü göstermesi tam da ayı. Hadi gri liste. Swap tarafında normalleşme, FED yapmıyorsa ECB'nin yapması, faiz indirimini ve Temmuz'da Moody's'in beklentileri yukarı yönlü bizi taşıyacak şekilde kuvvetlendirmesi. Eğer bütün bunların toplamında 11.200'ü destek yapan bir Borsa İstanbul varsa düzeltme biter. Bu olmadan düzeltmenin en önemli kritik iki tane yeri var sevgili Beyhan. Biri 10.000-11.200, biri de şu an tam da üzerinde bulunduğumuz 10.400. Peki nereden rahatlayacağız? 10.500-10.700 aşılıyorsa nefes alacağız. 10.500-10.700 aşılıyorsa nefes alacağız ve 11.200'e tekrar konsantre olacağız. Ama bu olmuyorsa 10.400-10.000-10.200 kırılıyorsa umuyorum kırılmaz. Geleceği kimse bilmez. Biz strateji uyguluyoruz. Tabii. Normal şartlarda kırılmaması gerekir. Tamam aşağıda çok destek var. Trend bitmez. Ama ne olur? Zaman kaybı olur. Oradaki en önemli pivot da 9.750'dir. Evet. Her şeyin fake olacağı nokta sevgili. Dolayısıyla TL bazlı bir bakıma böyle. Bir de sistemsel olarak evet, bakalım. Evet bir de sisteme bakalım. Biz şu sistem. Senle o birkaç haftadır. Sen evet. de beğenmiştin onu sanıyorum. Evet. Şimdi burada birinci kare, burada ikinci kare. Her biri bir döngü hareketi. Düzeltme, tekrar yükseliş döngüsü. Şimdi daha koymadık. Tam burada başlıyor hareket. Henüz oraya etiketi koymadı. Etiket nerede koyuyor? Bollinger bandı, ATR bandının kesiştiği, aşağı yönlü Bollinger bandının ATR bandını kırdığı yer trendin bittiği anlamına geliyor. Şimdilik öyle bir sinyal var mı? Yok. Ama
ATR bandının pivotu neresi? 10.597. 10.597 üzerinde kaldıkça nereye gider? Bollinger bandının üstüne 11.120'ye. Bak iki grafiği eşleştirdiğin zaman çok net. Ve fiyat ne yapmalı? Bollinger bandı yukarı itmeye aynı burada olduğu gibi devam etmeli. Ama Bollinger banttan uzaklaşmadan. Bir yandan ne yapıyoruz analizde? Teknik analizle ilgili ipuçları da veriyoruz. İpuçları da veriyoruz. Ama 10.600'ü geçemiyorsa dikkat edeceğimiz 10 haftalık ortalama ve Bollinger bandın ortası. Bu benim kullandığım Bollinger bandın ortası. Neresi orası? Bak 9.870, 10.137. Her iki grafiği eşleştirelim. Maksimum 9.750, 9.850. Yukarıda da 10.200, 10.250. Buralar kırılmamalı. Buralar onun fırsatı olur ama buralar kırılmadan. Çünkü kırıldığı an aşağı yönlü hareket ne yapıyor? Sistemi kesintiye uğratıyor. Bu yükseliş döngüsü de bitti dedirtir. Henüz öyle bir sinyal yok. Gelelim dolara. Orada da çok önemli bir yerdeyiz. Dolar bazlıya bakalım. Burayı bayağı konuşuyoruz. Konuşmak kıymetli. Biraz zaman da harcadık ama çok önemliydi bu seviyeler. Bir kez daha 3.21'i geçtikten sonra test ediyoruz. Normaldir. Çünkü 2017-2018'den beri kıramadığı direnci kırdı sevgili ya. Gelip oraya bir test etmek isterdi. Şu an o testten geçiyor. Ama ne söyleyeyim? 3.17, 3.22. Maksimum hatta bant verelim. Bir kez daha asla 3.22 bandının altına bu Borsa İstanbul aşağı yönlü gelmemeli ki yabancı hareketiyle beraber Borsa İstanbul yukarı yönlü hareketinin teyidi olsun. Eğer Haziran'ı 3.45, 3.50 üzerinde bitirirsek 3.70 devamında 4.20'lere kadar alanımız bir sene boyunca olmaya devam edecek. Peki lokomotif sektörümüz neresi? Bankacılar bir bankacılık, bakalım. Evet. Şimdi 5 sektörümüz var, 5 dakikamız kaldı. Sığdırırız. Evet, sığdırırız. Bankacılığa bakalım. Biraz zamanımız geniş olduğu için biraz da zamanı efektif kullandık. 5 sektör 5 dakika. Güzel ayarladık onu. Aa, hakikaten. Evet. 7 dakika 7 sektör gibi falan. Evet. Şimdi burayı önemsiyorum. Neresi orası? 15.700. Neden? Çünkü benim çok aşağıdan gelen kanalım. Bak tam o civardayız zaten farkındayız. Geçiyor gibi yaptık. Sonra geçmeye çalışıp geçemedik. Ve şimdi 8 günlük ortalama altındayız. Yani 15.050 altındayız. Dikkat edeceğim yer neresi? 14.500, 13.700. Buralar kırılmadıkça bankacılık sektöründe de geri çekilmeler alınmasıdır. Hatta devreye kamu bankaları da girmeye başlayabilir. Stopumuz bankacılık endekste, kısa stopumuz 14.500, uzun stopumuz 13.700'dür. 15.500, 15.600 üzerine gittiği andan itibaren orayı destek yapmaya başladığı andan itibaren de bankacılık sektöründe hedef 17.500'dür. Ama çok primlendi. Yapı kredi hikayesinin olumsuz bitmesi biraz etkiledi doğal olarak. Yer satışları geliyor. Biraz bankacılık sektörüne ne yapacağız? Bir dönem, kısa bir dönem yani itinalı ve temkinli bakacağız. Gelelim sınaiye. Sınai endeksi. Sınaiye biraz hareket gelmeye başladı. Yüksek faiz ortamına rağmen, çünkü bilançolardaki netleşme, enflasyon muhasebesinin bazı bilançoları pozitif desteklemesi, ihracat, bir de önemli bir ortalamaya gelmiş. Sevgili ben, tam 89 günlük ortalamalara geldikten sonra tepki vermeye çalışıyor 14.000'lerden. Zaten biz önemli diyorduk 13-14.000 bandı. Oradan alacağı destek eğer 14.700, arada 14.500 var ortalama kesişti ama 14.700, 15.000'i geçecek kuvveti bulursa Borsa İstanbul ne yapar? Sınayinin tekrar destek verdiği bir endeks haline gelebilir. Hani benim hissem gitmiyor, genel yayılmıyor ya, cevabı verecekse sınayi endeksi yatırımcı lehine 14.700, 15.000'i geçmelidir. Bu olmuyorsa çünkü biraz daha düzeltmenin 200 günlüklere doğru inme ihtimali artabilir. Devam edelim. Holding. İşte yabancı raporlarındaki o müthiş hareketle pembeye doğru, özellikle pembe koymuştuk burayı beraberce. Oraya yaklaştık. Oradan bir kar satışı o kanaldan. Şurası önemli. 9.454. Çünkü özellikle bazı holdinglerin para girişi sebebiyle, örneğin yapı kredi hikayesinde Koç'un hareketi gibi. Daha sonra farklı holdinglerin kendi içindeki konsolidasyonu. Ama 9.400, maksimum 9.000'ler kırılmamalı ki hareket
şu bölgeye 7500-8500 evet. bandına inmesin. Yukarıda 10.000 üzerinde kaldıkça da hedef ve direnç 10.900'dür. Oranın üzerinde endeks güç kazanır. Gelelim evet, ulaştırmaya. Ulaştırmaya hemen son birkaç dakika. Zaten son hedefimiz galiba evet. değil mi bugün bir için? Bir de metal ana endeksi bir, ha, bir de metal, o önemli. Evet. Tamam. Şimdi 35.000 üzerinde kalmalıyız ki 38.40'lara doğru gidelim. Bak şu oluşmuş tepelerin formasyonudur orası. Ama 35.000 üzerinde kalamıyorsak çok net söyleyeyim. 29-32 bandının ulaştırma sektörü için destek olduğu bir süreç. Sezonları başlıyor. Bakalım sezonları nasıl geçirecekler? Bilançolar evet. endeksi nasıl etkileyecek? Son olarak da metal ana. Son hareket olarak metal var ana demiştik. Endeksini alalım. Hareket var demiştik. Tamam. İhtimal var demiştik. Şuralarda hatırlarsın 4. aydı. Sevgili Beyhan. Evet. Yani 1,5 ay önce. Ve metal ana geldi 18 binlere kadar önemli bir hareket yaptı. Şimdi mini bir düzeltme ama hareket bitmiş değil. 17.500-17.000 kırılmadıkça 18.200 üzerinde tüm zamanlarda gördüğü rekor seviyeler 18.800'lere kadar oranın geçilmesi hareketin 20-22'lere kadar geçişini sağlar. Daha yeni başlıyor. Eğer ECB faiz indirir, FED çok şahin olmazsa demir çelik sektörü içindeki hareketlilik metal anayı yukarı çeker. Onun alt sektörün içindeki hisseleri de olumlu etkiler diyelim. Bu önemli bir noktaydı. Özellikle metal ana endeksini yine konuşacağız. Tabii önümüzdeki hafta daha fazla sektörü ve daha ayrıntılı bir şekilde tabii ki devam edelim. Stratejist Cüneyt Baksoy teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.